16. duruşması görülen davayı Arte TV muhabiri Elif Çetiner takip ediyor. Kendisinden dava hakkındaki son gelişmeleri alacağız. Elif merhabalar, dava devam ediyor mu hala? Sabah saatlerinde başlayan duruşmanın az önce sona erdi duruşma. Duruşmada neler oldu? Kısaca önce bir onu hatırlatalım. Sabah saatlerinde başladığında ilk başta tren kazasında yaralananların ve bundan mağdur olanların kimlik tespitleri yapıldı. Daha sonrasında kazayla ilişkin ifadeler alındı. Daha sonra da avukatların bir savunması gerçekleşti. Avukatların savunması da hazırlanan bilirkişi raporunun değerlendirilmesi üzerineydi. Bilirkişi raporunda önemli noktalar vardı. Avukatlar bunları tek tek değerlendirerek bilirkişi raporunun daha da genişletilmesi talebinde bulundu. Daha sonrasında bilirkişi raporunun değerlendirilmesi için bir ara verilmişti. Aradan sonra da sanık ve sanık avukatları dinlendi. Sanıklar da durumlarının devam ettiğini, tutuklu sanık yok bu arada dava içerisinde. Kendilerine verilen denetimli cezaların kaldırılmasını ve disiplin cezalarının kaldırılması talebinde bulundular. Dava sonrasında sanık avukatları bir savunma gerçekleştirdi. Sanık avukatları da hazırlanan bilirkişi raporunun iyi olduğunu ama yetersiz olduğu noktasına dikkat çektiler. Duruşma sonrasında 16 Mart'a ertelendi. Şimdi duruşmaya ilişkin değerlendirme yapacak olan kazada hayatını kaybeden ailelerden Mısra Öz ve Zeliha Bilgin var yanımızda. Duruşmayı nasıl değerlendirdiklerini kendilerine soracağız. Evet Mısra Hanım, bugünkü duruşma biraz daha geniş kapsamlıydı ve bilirkişi raporu da avukatların gözlemleri de daha değerli bulundu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Talepleriniz neydi? Biz bugün aslında baktığımızda bu duruşma yeni başlıyor gibi görüyoruz. 2,5 yıldır vermiş olduğumuz bir mücadele vardı. Olay gecesi, olay yerine getirilen, tanınan, bilinen bilir kişilerin hazırlamış olduğu bilinçsizce rapor, birilerini korumak adına hazırlanmış rapor bizim 2,5 yılımıza mal oldu diyebiliriz. Çünkü biz 2,5 yıldır avukatlarımızla birlikte, araştırmacı gazetecilerle birlikte, biz aileler olmak üzere tüm eksiklikleri, bunun bir doğal afet olmadığını, bir kader olmadığını, yağmura bağlanamayacağını dile getirerek eksikliklerin neler olduğunu madde madde sıralıyorduk. Fakat bunun bir bilimsel raporla ortaya konulması gerekiyordu. Yeni bilirkişi raporuna baktığımız zaman bu bilirkişi raporunda tabii ki dört dörtlük bir rapor olmadığını mahkemede de avukatlarımız dile getirdi. Fakat baktığımızda bu rapor neticesinde artık Devlet Demiryolları'nın bir kusurunun alenen ortada olduğu, üst yönetimin eksikliklerinin altyapı ve üst yapı sorunuyla gerçekleştiği, hiçbir şekilde meteorolojiyle bağlantısının olmamasından kaynaklı, yol bekçilerinin kaldırılmasından kaynaklı, bir takım aldıkları kararlardan ötürü, daha doğrusu Devlet Demiryolları yönetiminin vermiş olduğu yanlış kararlardan dolayı bu katliamın yaşandığı artık net bir şekilde ortaya konuldu. Taleplerimiz her zaman olduğu gibi çok netti. Biz 2,5 yıldır 4 tane sanıkla mahkeme salonunda karşı karşıya geliyoruz. Bizim için o sanıklar değildi gerçek sorumlular. Bizim için gerçek sorumlular dönemin Ulaştırma Bakanı'ydı. Olay olduğundan beri hiç ortaya çıkmadı. Bizim için sorumlu olan İsa Apaydın'dı. Bizim için sorumlu olan Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun'du. Ama gördük ki bu dava süreci boyunca, 2,5 yıl boyunca bu kişiler bırakın görevden alınmayı ödüllendirilerek, terfi ettirilerek bir nevi sorumluluklarından daha da kenara çekilerek yollarına devam ettiler. Hiç kimse görevden alınmadı. Bundan sonra gerçekten artık taşın eline altına elini koyması gerekenler savcılar. Çünkü bugüne kadar yapmış olduğumuz hiçbir talebi kabul etmeyen mahkeme heyeti bugün talepte bulunduğumuz bir takım görüşleri kabul etti. Bu bizim için bir adımdır. Ama tabii ki bu bizim için şu demek olmuyor. Evet, bu güzel bir duruşmaydı.
umut veren bir duruşmaydı. Ama bundan sonrasında gidişatın ne olacağını çok net ortaya koyacak olan olay savcıların tutumudur. Hazırlanacak olan iddianamedir, tefrik dosyasındaki iddianamedir ve gerçek sorumlu yani genel müdüre hatta Ulaştırma Bakanı'na kadar buraya getirilebilecek olan kişilerdir. Eğer bu kişiler bu dava salonuna gelmezse 2,5 yıldır bizim yapmış olduğumuz mücadele bir hiç olacaktır ve adalet salonundan adalet çıkmayacaktır. Biz tüm taleplerimizi mahkemeye de dile getirdik. Burada sizler aracınızla kamuoyuna da duyuruyoruz. Haykırıyoruz. Savcıyla da görüşmeye gideceğiz. Gerekirse adalet nöbetlerimiz devam edecek. Çünkü biz gerçek sorumluları karşımızda görmek istiyoruz. Evet, sizin de duruşma salonunda bir talebiniz vardı. Biz artık hayatını kaybeden canlarımızın katillerini gerçekten burada yargılanmalarını istiyoruz demiştik. Sizin de bu noktada kısacık duygularınızı alabilir miyiz? Mısra arkadaşım, Kader arkadaşım zaten söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Biz ertelenmiş bir adaletin savaşını veriyoruz. Hiç hak etmediğimiz bir savaşı veriyoruz. Bize yapılan, oradaki 4 kişinin önümüze getirilmesini gerçekten bize yapılan en büyük haksızlık olarak görüyoruz. Artık dayanacak buna ne gözümüz, ne yüreğimiz, ne kalbimiz kaldı. 2,5 yıldır dilimizdeki aynı şeyler bugün dile geldi. Dedik ki yol bekçiniz yoktu dedik. Onlar suçlu Yağmur dedi. Çok başarılı Menfez dedi. Yanlı bilir kişiler Mustafa Karaşahin. Hiç unutmuyorum o röportajını. Çok başarılı bir Menfez, gülümseyerek bundan bahsetmişti. O gün içimden lanet olsun, kıyamet kopsun demiştim. Gördük çok başarılı Menfezleri. Her şey gün yüzüne çıkacak. Bu bilirkişi raporu bizi çok memnun etti diyemeyiz ama bizim içimizde bir ışık uyandırdı. Biz üst düzey yöneticilerin bizim karşımıza gelmesini talep ettik. İlk günden beri onu istiyoruz. Bu 4 kişinin bizim karşımıza getirilmesini asla kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz de. Az önce Mısra'yla yine paylaştım. Dedim ki Mısra 4 ay sonraya ertelendi. Bunu evladıma kavuşmak gibi görüyorum, o katillerin cezasını çektiği günü. Dedim ki yine umutlarım öne atıldı. Yine bir kavuşma anı yok. O kadar içim sızladı. Yani gerçek suçlular yargılansın, kimse korunmasın, ihmalsizlik sonucu ölümler dursun. Bakın son günlerde dünyada, ülkemizde çok kötü şeyler yaşıyoruz. İhmalsizlik sonucu şeyler yaşıyoruz. Çiçek açan İzmir'in dağlarından melekler uğurladık yine ihmalsizlik yüzünden. Bu ihmalsizlikler yüzünden ölümlere sebep olan kişilerin eğer cezası zamanında verilseydi belki bugün İzmir'de de o melekleri göndermeyecektik. Biz de meleklerimiz yanımızda olacaktı. Bizler bu adalet mücadelesini veriyorsak bizim evlatlarımız geri gelmeyecek. Bizler istiyoruz ki ihmalsizlik yüzünden artık canlar yanmasın. Tüm suçlular yargılansın. Kimse korunmasın. Herkes cezasını çeksin. İhmalsizlikler yüzünden ölümler bitsin. Teşekkür ederim. Evet, aile yakınlarının talepleri bu yöndeydi. Gerçek sanıkların burada yargılanması, şu an yargılanan 4 kişinin değil, bu olayın gerçek sanıklarının yargılanması talebindeydi. Öte yandan sanık avukatlarından Ersin Albuz da aslında yargılanan sanıkların değil, orada sanık koltuklarında oturması gerekenin Ulaştırma Bakanı, TCDD Genel Müdürü'nün olması gerektiği noktasında bir vurgu yaptı. Hemen buradan kendisine soralım. Şu an sizin sanıklarınızdan sanık avukatısınız ve şöyle bir talebiniz oldu davada da. Burada oturması gerekenler bunlar değil, Ulaştırma Bakanlığı dahil buradan gerçekten sorumlu olan kişilerin davaya gelmesi gerektiğini söylediniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Şimdi şöyle, esasen burada gerekli önlemleri alması gereken, gerekli önlemleri alması gereken TCD Genel Müdürü, ilgili yol biriminin genel müdür yardımcısı, yol daire başkanı, bölge müdürü ve birinci bölge müdüründe bu yoldan görevli servis müdürüdür. Şimdi bunlar buradaki bu menfezle ilgili ve yolla ilgili doğrudan karar almaya yetkili kişilerdir.
Ve burada mesela örneğin bekçilerinin kaldırılması, yeni bekçi alınması doğrudan bunlar genel müdürün yetkisine tasarrufundadır. Şimdi bu görevleri yerine getirmediklerinden bu kaza meydana gelmiştir. Onun için bunların yargılanması gerekiyor burada. Gerçek sorumlular budur, bunlardır. Bunlar üzerlerine düşen bu görevleri yerine getirmiş olsalardı şu anda bu kaza olmayacaktı. Olmayacaktı. Onun için kazanın gerçek müsebbibi ve gerçek sebebi bunlardır. Siyaseten de şöyle bir sıkıntı var bizim açımızdan. Bu bürokratlar kendilerine dokunulmazlık zırhı olduğunu düşünüyorlar. Ve siyaseten yandaşlık üzerine yapılmış atamalardır. Ve birçok atamalarda da liyakatsiz atamalar söz konusudur. Örneğin işte yoldan sorumlu 1. Bölge Müdürü'ndeki görevli Mümin Karasu mühendis değildir. Bu göreve atanma koşulları ve şartlarını taşımamaktadır. Yani atama şartlarını taşımayan birisine siz görev veriyorsunuz. Buradan başlıyor zaten zincirleme. Sonra bu sorumlu bu konuşmasın diye bunu genel müdüre danışman yapıyorsunuz. Bakıldığında böyle bir organize bir kötülük var gibi görünüyor bakıldığında. Yani gerçek suçlular kaçırılıyor, yargıdan kaçırılıyor, kendilerine koruma zırhları veriliyor ve bu şekilde de aynı zamanda bunlar atandıkları yerlerden mahkemeye sunulması gereken delillerin de karartılması için gerekli makamlarda bulunuyorlar. Onun için öncelikle son bilirkişi raporundan hareketle zaten bilirkişi raporu bunları tespit etmiş. Diyor ki bilirkişi raporunda bu genel müdür, işte servis müdürü, ARGE, diğer daire var. Bunların hepsi belirtmiş bilirkişi raporunda. Savcılık Bakanlığı'nın zaten derhal bunlar hakkında soruşturma açması gerekiyor. Bu yapılabilirse burada adil yargılamadan bahsedebiliriz. Aksi takdirde bu adil yargılama olmayacaktır bizim açımızdan. Çok teşekkür ederim Ersin Bey. Evet, buradan dikkat çeken iki önemli nokta vardı. Hem sanık avukatlarının hem müşteki avukatlarının hem de olayda hayatını kaybeden ailelerinin net bir talebi vardı. Burada oturan sanıklar değil, olayın gerçek kişileri sanık koltuğuna oturulmalı ve yargılanmalı talebinde bulundular. Dava süreci de bilirkişi raporunun genişletilmesi ve tekrar incelenmesi üzerine 16 Mart 2021'e ertelendi. Biz de buradan gelişmeleri tekrar takip etmeye ve duruşmanın gelişmelerini takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar stüdyoda. Elif, sana ve konuklarına çok teşekkür ederiz.